güneşi hep yolda, Eren'se uzayda. Gülçinsin sevdi, Cemre çok zorlu biri. Bir çatı altında, hepsi bir arada. Zor demeden, düşmanlık bilmeden, pes etmeyip vazgeçme sevmekten. Gerçek aşk yolda, aslında kapında. Çat kapı gelmiş, kimmiş neyin nesiymiş. Bir çatı altında, hepsi bir arada. Zor demeden, düşmanlık bilmeden, pes etmeyip vazgeçme sevmekten. Söz verelim, hedefe gidelim. Eren. Dün gece Yasemin biraz ağır konuştu. Onun adına özür dilerim. Sevdiklerinin kırılmasına pek dayanamaz da. Tabii sen bu duygunun ne demek olduğunu pek bilmezsin. Aslında ne desen haklısın. Ben beş para etmez bir adamım. Buraya da bunu söylemeye geldim zaten. Yaptığım her şey için özür dilerim. Sen benim tanıdığım diğer kızlara hiç benzemiyorsun. Ve galiba ben seni gerçekten hak etmiyorum. Bundan sonra hiç karşına çıkmayacağım Eren. Her şey için çok üzgünüm. Hoşça kal. Efendim. Yok bir şey.
Eren. Ben okula gidiyorum. Biraz dans çalışacağım. Hazırlanınca sen de gelirsin Eren. Yine ekti beni uzaylı ya. Emre. Merhaba Cemre. Çıkıyor muydun yoksa? Okula gidiyordum. Öyle mi? Ben de sana sürpriz yapmaya gelmiştim. Ya kusura bakma Emre de, Eren okulda beni bekliyor. Olur, nasıl istersen. Peki bir su içsek? Hava çok sıcak da. Peki bu sürprizi neye borçluyuz? Aklımdan çıkmamanı desem. Seni düşünmeden edemiyorum. Öyle olunca da bir an önce kendimi senin yanına atasım geliyor. Ay Korkut, çok eğlendim. Ben de. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Korkut, sen arabaya binmedin bile. Olsun Yasin. Ben zaten ondan bahsetmiyorum ki. Beni heyecanlandıran şey bunun için. Pek emin değilim Korkutcuğum. Yakalayabildiğini sanmıyorum. En son ortalarda bir yerlerde çırpınıyordun. Şimdi ne yapıyoruz peki? Nasıl ne yapıyoruz? Bir yerlerde bir şeyler yiyelim. Ne bileyim, sinemaya falan gidelim istiyorsan. Yo, niye ki? Eve gidelim artık, kızlar ayıp olacak. Dünya kadar işim var, işim var yani. Bir şeyler daha yapsaydık. Korkut, şansını zorlama istersen ha. Hadi kalk. Hadi canım, hadi. Kusura bakma Emre ama artık okula gitmem gerekiyor. Eren yalnız kaldı. Cemre bak. Emre, sınırı zorlama. Sen istersen burada kal, biraz sakinleş. Ben okula gidiyorum. Oğlum sen basit misin ya? Ne oldu Barış ya? Niye böyle kırıcı konuşuyorsun ki şimdi? Oğlum, akşam Yasemin'i uzak tut dedim. Tuta tuta 10 dakika tuttum. Rezil oldum senin yüzünden. Elimden geleni yaptım Barış, üstüme gelme. Zaten derdim çok. Derdi çökmüş. Ne kadar şanslı bir adam olduğunu bir bilsen. Ben mi şanslıyım? Yasemin beni sevmiyor Barış, daha ne olsun? Oğlum, hayatta kızlardan daha önemli sorunlar da var. Herkes senin kadar şanslı doğmuyor. Barış... Sen ciddisin galiba. Abi neyin var? Anlatsana. Ne anlatacağım korkutacağım? Eren'le mi ilgili? Bana güvenebilirsin. Biz seninle aynı sınıftayız. Sen benim kardeşim sayılırsın. Korkut. Bak senden başka kimse bilmesin ama, tamam mı? Yasemin'in üzerine yemin et. Kimseye anlatmayacaksın. Ayıp ediyorsun beni. Eğer başkasına anlatırsam... Yasemin'in üstüne gül kokluyor. Durum çok fena oğlum. Çok fena. Babamın çok borcu var. Ödeyemiyoruz. Banka protesto çekmiş. Son iki gün. Yine ödeyemezsek eğer... Eve aciz gelecek. Her şeyimizi alacaklar. Yapma ya. Ne kadar borcunuz var? Acele 2500 lira bulmam gerekiyor. Laptopu falan sattım. 1000 lira buldum ama... Ama 1500 lira daha bulmam lazım. Ya canını sıktığın şeye bak. Tamam abicim. Yarın okulda buluşalım seninle. Yarın mı? Niye ki? Abi, parayı ben vereceğim sana.
Üstümde yok ama bankadan çeker veririm. Olmaz olur. Olmaz öyle şey. Ya niye olmazmış? Bak itiraz istemiyorum. Benim paraya ihtiyacım olsa, sende de para olsa bana vermez mi? Kızlar, canınızı hiç sıkmayın. Ne yapıp o albümü çıkartacağız? Yasemin haklı kızlar. Hepimiz birimiz... Birimizi en önemli görevi çağırıyor. Of ya. Bence artık alışsan iyi olur. Bu kapı senin görevin Gülçin'cim. Kapıyı açmak senin görevin. Hı hı, evet evet. Merhaba. Merhaba Gülçin. Hoş geldiniz, hadi geç. Selam kızlar. Merhaba. Otursana Korkut. Ne haber Mert? İyidir. Ne yapıyorsunuz kızlar? 30 Ağustos'ta zafer kazanmak için ne yapmamız gerektiğini konuşuyoruz. O niye? Söylemedik mi? Yapımcı bize kayıtları yapabilmemiz için sadece ve sadece 7 hafta verdi. Ve çalışmaları yoğunlaştırmak zorundayız. Hadi ya. Ama 7 hafta çok kısa. Neyse kafanıza takmayın kızlar. Bir şarkı daha bitmek üzere. Bu arada Gülçin verdiğin sözler bir besteme tam oturdu. Nasıl yani? Sen söz mü yazdın? Evet, hem de çok anlamlı sözler. Dayıma yazılmış gibi geldi bana. Yok canım. Öyle içimden geldi, ne var? Ben de size sürpriz olsun dedim. Güzel sürpriz oldu hakikaten. Ama bize mi, bir başkasına mı? Orası biraz karışık. Kızlar. Sürpriz dediğinizde bir sürpriz de benden. İşte ben de bundan korkuyordum. Korkutcuğum, sen ne yapsan zaten bizim için çok büyük bir sürpriz. Ama bu seferki bambaşka Yasim. Sıkı durun. İlk klibinizi ben çekeceğim. Klip mi? Sen ne anlarsın be klip çekmekten? Öyle deme Yasim. Öyle demeyin kızlar, aslında fena bir fikre benzemiyor. Ya iyi de klip yapmak o kadar kolay bir şey mi ki? Kolay değil. Ama ben de kolay işlerin adamı değilim zaten. Bence bir deneyelim. Süper TV'ye göndeririz. Pop TV'ye göndeririz. Düşünsenize yayınlandığını. Şu televizyonda sizin klibiniz olduğunuz düşünüyorum. Bombalar! ne diyorsunuz kızlar? Ne yapacağız? Yapacağımız şey belli. Hemen yarın çekimlere başlıyoruz. Ama önce şarkı sözlerinin bitmesi gerekiyor. Evet. Şimdi sokul da anlat. Biraz kendini parlat. Yok yok, o kadar değil. Sınırı zorlama. Gördün mü? Hiç de zor değil. Olur. Yaklaş ve eğil. Yok yok, o kadar değil. Sınırı zorlama. Dur dur, daha değil, dur dur. Sana dur demem gerek. Beni durdurmam gerek. Şimdi söyle, sence böyle olur mu? Çok da takmamak gerek. Geriye bakmamak gerek. Şimdi söyle, sence oldu mu? Günaydın Ajan. Günaydın Cemre. Bakıyorum daha hala hazır değilsin. Siz hala uyuyor musunuz? Bu ne gevşek? Acele etmemiz lazım be. Daha klip çekeceğiz. Saat kaç oldu? Işık kaçacak. Nerede bunlar? Yavaş. Neredesin sen? Geç otur şuraya. Kızlar. Eren. Yasemin. Gülçin. Nerede bu kızlar? Korkut. Ne oluyor sabah sabah? Yasemin.
Hayatım ne olacak? Klibe geç kalıyoruz. Işık geçecek. Hadi hemen hazırlanman gerek. Geç kalacağız. Eren nerede? Hadi hemen hazırlanın çıkalım çabuk. Bu saatte ne klibi Korkut ya? Hangi saatte çekeceğiz klibi? Kızlar Korkut haklı. Eğer böyle severseniz hiçbir şey yetişmez. İyi de daha şarkının sözleri bitmedi ki. Sana öyle geliyor canım. Hepsi burada. Aa! Söz mü yazdın? Evet. Süper, tamam işte. Evet. O zaman ekip hazırsa hemen mertlerde çalışalım. Of yok bu kadın ya. Hadi yürüyün. Nerede bu cadı bozuntusu kadın? Ne bileyim Alev. Doğaüstü güçleri olan o. Ben değilim. Ya benim ne işim var bu basit yerde onu anlamıyorum Alev. Ne işin olacak Barış? Bu sahte cadı bizi kız başımıza gördü de dolandırdı. Yanımızda bir erkek görsün de korksun biraz. Boş konuşma Alev. Kadın senden bile korkmadıysa hiç kimseden korkmaz. Teşekkür ederim beyefendi. Hoşça kalın. İyi günler. İyi günler ablacığım. Aa, Alevci, hoş geldiniz. Bu delikanlı kim? Nişanlım. Açıkçası pek hoş gelmedik hanımefendi. Arkadaşları yani nişanlımı ritüel yapıyoruz diye dolandırmışsınız. Paraları geri almaya geldik. Dolandırmak mı? Bu ne çirkin bir iddia. Ben dolandırıcı mıyım? Değil misin? Ver o zaman paramızı geri. Ben size ritüel yapacağım dedim. Siz de paraları bayıldınız. Ritüel de yaptın mı? Yaptım. Hiç kusura bakmayın. Müessesinizde satılan ritüel geri alınmaz. Ama Safiye abla sen... Sus! Sen karışma Esra. Maalesef size yardımcı olamayacağım. Ne yani? Şimdi paramızı geri vermeyecek misin? Paranızı çoktan harcadım kızlar. Ne demişler? Her saflığın bir bedeli var. Bu kadar işte. Dayı, ödevim ne olacak? Orgen Şeker, işte yaz bunları. Bak ne güzel, herkesten farklı bir ödev yapmış olacaksın. Hiç bozmayın ben. Çok güzel. Abicim ne yapıyorsun yine? Bizim ne işimiz var klipte? Sanat çok boyutlu bir olaydır Mert. Sen anlamazsın. Oğlum eğer o sanatı yapan sensen, zaten o sanattan kimse bir şey anlamaz. Çekil bakayım, çekil çekil. Bir de kamera çıktı başımıza. Hadi kızlar geçin içeri. Tamam ya. Geçin geçin. Harikasınız kızlar. Bir dakika bakayım ama. Süper evet ya. Kızlar hazır mıyız? Ay. 4, 3, 2, 1. Kızlar geliyor. Ve de tek başıma. Anlaşılan aşık olmak bizim süper fobiyi şair yaptı. Evet. İlk aşamayı bitirdim. Şimdi sıra geldi diğer çekimlere. Diğer çekimlere mi? Ne? Hazırlanın kızlar. Çıkıyoruz. Nereye? Asıl şov şimdi başlıyor. Bittik. Bu kendini fazla kaptırdı. Ben size söyleyeyim. Sıyırdı bu bittik, iyice bittik. Ya. Bittik. Mahvolduk. Mahvolduk. Ya arkadaşlar lütfen gelir misiniz artık? Ya kendine birinde baskıya kurban gidiyorum ya. Az laf çok iş. Az laf çok iş.
Kendilerinde baskı yapıyorlar. Kadın resmen paraların üstüne yattı ya. İnanmıyorum. Vallahi inansan iyi olur Alev. Paralar uçtu gitti. Bir de bende 1000 kağıdın hesabını yapıyor. Hep senin yüzünden eksik hormonlu bal kaba. Hem bu ne böyle kafanda? Alev ben ne yaptım şimdi? Cevap verme bana. Sen getirmedin mi bizi bu cadı bozması kadın yanına? İşe bak ya. Kadın değdiği her yer kuruyor. Taksi bile geçmiyor. Yani bir şey de yolunda gitse şu dişimi kıracağım. Alev. Beni okula bırakır mısın? Niye? Senin arabana ne oldu Barış'cığım? Ufak bir arızası var da. Olmasa şaşardım zaten. Hem sen okulda ne yapacaksın bakayım? Korkut'la buluşacağım. Bir işimiz var. Daltonların peşinde koşman gerekirken o düldür kılıklıyla mı buluşacaksın? Hem ne işiymiş bu? Alev. Sakın bir daha Korkut hakkında benimle böyle konuşma. Beni de sakın sorguya çekme. Seni bir daha uyarmayacağım. Bir anlaşma yaptık diye her şeyime karışabileceğini mi sanıyorsun? Korkut'la aramdaki mesele seni hiç ilgilendirmez. Aman meraklısı değilim zaten. Ama anlaşmayı hatırlattı, iyi oldu şekerim. Eren'le biraz ilgilensen iyi olur. Tabii paranın geri kalanını görmek istiyorsan. To myself, what a wonderful world. Yeah, I think to myself, what a wonderful world. Oh yeah. Bravo hocam, yine her zamanki gibi harikasınız. Murat, nereden çıktın sen? Ne zaman döndün? Dün geldim hocam. Biz artık dönmezsin diye düşünüyorduk. Nasıldı Amerika? Anlaşılan Amerika macerası iyi gitmemiş. Çok zor hocam. Hele paranız yoksa çok daha zor. Ayrıca sizleri çok özledim. Bizleri mi? Özellikle Cemre'yi. Murat. Evet hocam. Yerinde olsam Cemre'nin kafasını yeniden karıştırmazdım. Ne demek şimdi bu hocam? Sen ideallerin uğruna Cemre'yi bırakıp gittin. Hem de Cemre sana deli gibi aşıkken. Senin arkandan nasıl acı çekti biliyor musun? Tam her şeyi unutmuş, hayatı düzene girmişken karşısına çıkıp tekrar hayatını alt üst mü edeceksin? Bu sefer her şey farklı olacak hocam. Ben Cemre'yi çok seviyorum. Aslında sırf Cemre için geri döndüm. Bunu yapma Murat. Cemre'nin hayatında yeni biri var. Bence Cemre'nin hayatına tekrar girme. Ya benim anlamadığım, biz niye Korkut'a uyuyoruz ki? Amma söylendiniz kızlar ya. Korkut'tan şikayet edeceğinize doğru düzgün dans etsenize kamera karşısında. Evet. Ya güzel olursa? Ne dedin? Ya güzel olursa mı? Kızlar, bu gelmiş geçmiş en güzel klip olacak. İnanın bana. Ben hedefleri küçük tutuyorum. Ortaya bir klip çıksın da gerisi önemli değil. Gerçi ondan şüpheliyim ama. Bana bak Korkut. Hadi bugünlük uyduk sana. Ne dersen yapıyorum. Ama bugünden sonra hiçbir şey dinlemem. Ona göre. Ne çekiyorsan çek bitir. Aha. Resmen albüm yapıyor. Biz onları engellemek için daha hiçbir şey yapamadık. Hı hı. Ya Alev, sen Eren'le falan uğraşacaksın ha. Kendin bir şeyler yapmayı denesene. Ne gibi James Bond? Sesin güzel. Sanatında göz dolduruyor. Babanın da dünya kadar parası var. Neden kendine bir maxi single falan çıkarmıyorsun? Maxi single mı? Bak bu hiç fena bir fikir değilmiş. Aa, süper olur Alev. Düşünsene, onların albümünden önce bizimki çıkarsa nasıl da çatlarlar. Bizim değil Esra'cığım. Benim. Böyle büyük bir olayı size de katacak değilim herhalde. Biz ne yapacağız peki? Siz de ben sahneye çıkmadan önce işte kıyafetlerimi falan hazırlarsınız artık. Şaka yapıyorsun. Ben
ünlü star Alev'in özel asistanı olacağım. Süper. Fikir aklına yattı galiba. Yatmaz mı? Hem de nasıl yattı? Hadi hemen Banu Hoca ile konuşmaya gidelim. Siz gidin. Benim işlerim var. Kolay gelsin kiralık Kazanova. Bu iş prensip meselesi. Tamam ben. Korkut. Böyle saçmalık tamam olmaz. Ya, tamam ben hayatımda böyle bir saçmalık görmedim. Klip mi çekiyoruz, oyun mu oynuyoruz? Nedir bu sizi beklediğim? Ömrü mü yediniz be? İki tane eşofmanı bir saatte mi giyiyorsunuz? Korkut. Bak bizi bu kadar uğraştırıyorsun. Sonunda bir şeye benzemezse sorarım ben sana. Merak etme Cemre'cim. Süper olacak biriniz. Hadi başlayalım artık o zaman. Korkut önce bir ısınalım istersen. Bahadır Hoca bile senin kadar zorlamıyor bizi ya. Doğru. Hadi sen de git bize içecek bir şeyler al. Ne alayım Yasin? Soğuk bir şeyler. Tamam. Şarkı sözleri çok güzel. Niye? Çok güzel. Evet. Ne oluyor burada? Bir şey yok dayıcım. Gülçin ablanla bir şey konuşuyorduk. Ben anlamam. Sizin ikinizi bir daha samimi görmeyeceğim. İstersen seni Korkut abiyle eşleştirelim he? Ne dersin? Aman aman. Tamam organ şeker. Gel hadi gel. Gel bakayım hemen gel. Gel. The follow of my dreams and light the dawn look into my eyes my love and see all the lovely things you are. Merhaba hocam, girebilir miyiz? Geldiniz zaten Ali. Ne oldu? Sınav sonuçlarıyla mı ilgili? Yok hocam. Biz özel bir konuda sizden yardım isteyecektik de. Alev Max single yapmak istiyor hocam. Alev'im mi? Benim nereden çıktım şimdi? Hocam bu benim çocukluğumdan beri en büyük hayalim. Bugüne kadar kurallara aykırı değilse hiçbir şey söylemedim. Ama madem yarışmada birinci olanlara bir albüm yapılıyor. En azından bir maxi single da benim hakkım olmalı değil mi? Olabilir. Ben bir Erol Hoca ile konuşayım. Sana sonra haber veririm. Teşekkürler ama hocam asıl kastettiğim yardım bu değildi. Bana kayıtlarda da yardım edersiniz herhalde. Yani beste seçerken, şarkı söylerken falan. Tamam. Erol Hoca'dan bir izin isteyelim de olur derse yardım ederim tabii. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Of. Sen şu telefonumu bana versene. Bakıyorum iyi alıştınız bizi kullanmaya. Sizin hakimiyetiniz evde geçerli canım. Okula gelince hepimiz eşitiz. Ya saçma mı süper fabrik? Telefon yanında duruyor işte. Uzatsana. İyi tamam. Al. Alo. Evet benim. Öyle mi? Tamam. Tamam. Çok teşekkürler. Kimmiş? Stüdyodan arıyorlar. Aa! Kayıtlar başlıyormuş. Yarın stüdyoya çağırıyorlar. Aa! İyiymiş. Süper haber abi ya. Çok sevindim. Oğlum, böyle de olmadı ama... Oldu oldu. Orasını karıştırma sen. Sonra bir şekilde ödeşiriz. Bak, açık konuşayım. Benim bu parayı kısa sürede ödemem zor. İstersen hiç verme. Abicim senden para isteyen mi? Ben sana yardım ediyorum. Yarın öbür gün sen de bana bu konuda yardım edersin, ödeşiriz. Sağ ol kardeşim, çok sağ ol. Ya Barış, Gücem ben sana bir şey soracağım. Biz senin böyle zor durumda olduğunu hiç bilmiyorduk. Hadi beni geç. Kızlar evine falan geldiler, onların da bir şeyden haberi yok. O ev benim değildi oğlum. Arkadaş bana emanet etmişti. Ben de evi kullanıp parti verdim.
İşte senin sorunun bu Barış. Herkesi kullanmaya çalışıyorsun. Ben böyle davranmaya bayılıyor muyum sanıyorsun Korkut? Annemle babam beni okutmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Kendilerini düşünmeden her şeylerini bana harcıyorlar. Ama bundan önceki okullarda benim hep dalga geçtiler. Ailemle de. Ben de dedim ki bundan sonra ben sizinle dalga geçeceğim. Bu okulda kimseye söylemedim ailemin gerçek durumunu. Kıt kanaat geçindiğimizi, borçlarımızı. Bir şekilde idare etmeye çalıştım işte. İddia da bunun içinde değil mi? Ah be Barış. Peki bir laptop için erin bu kadar kırmaya değer miydi? Elim mahkum oğlum. Mecburdum. Faizler üst üste binince babamın kredi kartı borcu bizi aştı. Uzaya doğru yükselmeye başladı. Para yetişmiyor. Bu gelen kaçıncı haciz? Sürekli oradan buradan bir numara yapıp zor denkleştiriyoruz parayı. Bak abici. Yine bir şeye ihtiyacın olursa muhakkak anlat. Bir numara çevirmeye kalkma. Korkut. Eren benimle hala konuşmak istemiyor değil mi? Barış, bak bir şey soracağım. Sen Eren'le yalnız kalmak isterken ciddi miydin? Yoksa o da bir oyun muydu? Bilmiyorum Korkut. Kafam çok karışık. Neyse. Ben şu çekimlere devam edeyim. Sen de kafanı biraz toparla. Sonra görüşürüz abicim. Korkut. Sen hakikaten de süpermenmişsin. Hadi görüşürüz. Orgen Şeker, sen de böyle dans etmek ister misin? Evet. Senin en büyüğü, en güzel destemi sana vereceğim. Ya dayı, sana bir türlü laf anlatamıyorum. Ben zaten büyüğüm, büyüğüm. Evet kızlar, hazırsak başlayalım. Korkut. Unutmuşum Yasemin. Sana inanmıyorum Korkut ya. İçecek almaya gidip içeceklerimi unuttun. Neyse tamam. Bir an önce şu işi bitirelim ve gidelim. Tamam. Hadi. Hadi. Başını deminki gibi yapalım kızlar. Dört. Üç. İki. Bir. Ve kayıt. Okulda anla, biraz kendini parlat. Yok yok, o kadar değil. Banu Hoca Erol Hoca'yı ikna eder. Biz de Korhan'dan bir iki beste alırız. Stüdyo, kayıt derken Daltonların albümünden önce benim single'ım piyasaya çıkar. Senin single'ın çıktığını öğrendiklerinde orada olup yüzlerindeki ifadeyi görmek isterim. Gerek yok Esra'cığım, gerek yok. Bence benim yanımda olup benim yüzümdeki ifadeyi görsen çok daha iyi olur. Şan, şöhret, para, paparazziler, hayranlar. Ne kadar sihirli bir şey değil mi Alev? Bir tanecik şarkı yapıyorsun, bir anda bütün insanlar peşinden koşmaya başlıyor. Kızlar, ne oluyor? Kim koşuyor peşinizden? Oo, sen ayakta uyuyorsun kızım.
kızım. Alev Max Single çıkartıyor. Ben de özel asistan olacağım. Özel asistan mı? Alev, hani senin en özel arkadaşın bendim? Bu salak özel asistanın olacaksa ben en özel asistanın olmak istiyorum. Kızlar, benim için kavga etmeyin. Ben herkese yeterim. Ay ne yalan söyleyeyim. Şimdiden heyecan bastı. Ay kuaföre gidip hemen yeni imajımı danışmalıyım. Lale, asistanın olarak bundan sonra senin yanından hiçbir zaman ayrılmamam lazım. Ben de geliyorum. Benim hiç mi hiç ayrılmamam lazım? Ay sanki şimdiye kadar ayrılıyordunuz da. Neyse, gelin gelin. Bekle magazin dünyası. Ultrastar Alev geliyor. Çekil şunu. Ya dur. Çok güzel, devam. Harika kızlar. Merhaba bir davala. Arkadaşlar, çok güzel oldu. 10 numara. Bir daha çekeceğiz. Ne? Korkut. Abartma istersen ha. Kaç kere çekeceksin? Aslında fena değil ama... kafamdaki mizansını yakalayana kadar çekmek istiyorum. Sonuçta bu klibin altında... benim de adım yazacak. Korkut, bu kadar sakarlık yapmaya devam edersen sonunda kendini sakatlayacaksın. Adım hastane raporunda yazacak. Nereye Cemre? İçecek bir şeyler alacağım. Yoksa bayılacağım artık. Alev elde geliyor. Gözlerin de şahin gibi keskin Esra'cığım. Bir metreden nasıl da gördün hayret doğrusu. Nasılsın Emre'cim? Nasıl olduğundan sana ne Alev? Aa, ne kadar kaba konuşuyorsun öyle. Bu aksiliği o huysuz Dalton'dan mı kaptın yoksa? Benimle takılırken hiç böyle huyların yoktu da canım. Alev, benimle uğraşma tamam mı? Zaten canım sıkkın, sana patlamasın. Ama patlasan kaç cezar. Seninle konuşmaya bayılmıyorum ben de zaten. Sadece bir şey söyleyeceğim. Yakında yanlış kızı seçtiğini anlayacaksın canım. Bu da nereden çıktı şimdi? Yakında ismin gazetelerin manşetini süsleyince ne demek istediğimi anlarsın. Manşetlere çıkacağına göre çok önemli bir şey yapmış olman lazım. Babam bankasını mı hortumlu yoksa? Hı? Oo, obsesif Dalton da aramıza katıldı. İsmini çağırınca gelen kişilere ne deniyordu? Alev, kes saçmalamayı. Cemre, ben de seni arıyordum. Bence sen aradığını ve layığını bulmuşsun. Ben muhabbetinizi hiç bölmeyeyim. Ya Cemre! Of Alev, of! Bu işler böyle şekerim. Hadi millet çıkıyoruz. Nereye çıkıyoruz? Klip ne olacak? Çok soru sormayın. Yeter bu kadar klip zaten hadi. Cemre Allah bir şey mi oldu? Hadi oraya şeker gidelim. Kızlar siz klibi hiç merak etmeyin. Evet evet tamam. Ben şimdi montaja gidiyorum. Akşama hazır olun. Cemre, aşırı tepki vermiyor musun? Sonuçta karşılaşmış olabilirler. Aşırı tepki falan vermiyorum Yasemin. Sana göre hava hoş tabii. Senin prensin sana kör kütük aşık. Aşktan mı bilmem ama kör kütük bir halde olduğu doğru. Klip çekeceğim diye ortalığı yıktı ya. Ya Cemre, işinize karışmak gibi olmasın ama Emre sağlam çocuktur. Öyle bir şey yapmaz bence. Gözümle gördüm diyorum Mert. Arkadaşlar, başlatıyorum. Hazır mısınız? Evet. Başlat, başlat. Evet. Bakın, başlatıyorum. Ya başlatıyorum. Evet. Başlatıyorum be. Hadi. Başlattım o zaman. Eren bizim. Bana bak.
Çok komik ya. Çok güzel çıkmış ya. Hacıma bak. Ay, ne yapmış ya? Çok heyecanlı. Şeren saçıma bak. Allah'ım. Şeren. Allah Allah. Ay, Eren hep yansıyor. Allah Allah. Aa. Korkut ne yaptın? İşte kızlar. Korkut'un bakış açısına göre hepimiz oradayız. Ama o nedense sadece Yasemin'i görmüş. Sen sanattan ne anlarsın Cemre? Tebrik ediyorum Korkut. Bizi çok güzel oyalamışsın. Sanatçının yorumuyla dalga geçilmez herhalde. Ne Korkut ya? Ne var? Söyledim ama ya. Yapma. Gülçin, bak en yakın arkadaşın seni çağırıyor. Kimmiş o? Tabii ki Kapı. Hiç kusura bakmayın kızlar. Bu klibi izledikten sonra tansiyonum feci düştü ve artık bu koltuktan kalkabileceğimi sanmıyorum. Tamam tamam ben bakarım. Zaten beni ilgilendirmiyor bunlar. Kimseyi çekmemiş ki. Barış. Merhaba Eren. Ya sen geri mi geldin? Ne yüzü adamsın sen ya? Ben gelme demedim mi sana? Bakın kızlar. Size anlatmam gereken bazı şeyler var. Biz artık senden hiçbir şey dinlemek istemiyoruz Barış. Hadi dışarı. Merak etmeyin. Çok rahatsız etmeyeceğim zaten. Sadece biraz konuşmak istiyorum. İstemiyoruz dedik Barış. Gider misin şimdi? Kızlar. Ne diyeceğini duymak istiyorum. Aslında bu durumda ne desem saçma olacak. Farkındayım. Ama hepinizden özür dilerim. Her şey için. Tabii en çok da şu iddia meselesi için. Çok saçma bir olaydı. Farkındayım. Demek sonunda anlayabildin. Bir saniye Cemre. Ben işin buraya kadar gelebileceğini hiç düşünemedim. Yani sizin gerçekten bir şeyler hissedebileceğinizi, bu kadar iyi kalpli olabileceğinizi düşünemedim. Çünkü ben hayatımda sizin gibi insanlar tanımadım. Siz diğer kızlardan çok farklısınız. Birbirinizi seviyorsunuz, koruyorsunuz, dürüstsünüz, iyisiniz. O iddia meselesinde sizin yerinizde başka kızlar olsa onlar da bizimle oynardı, kapanırdı konu. Ama böyle olunca ben kendimi çok kötü hissettim. Ajan ne oluyor ya? Topla biraz kendini. Topluyorum Mert. Asıl şimdi topluyorum. Her şey için çok özür dilerim. Bakalım biz de gidelim. Bak. Üzülme Eren abla. Hoşça kal. İyi uykular.
Ajan bu neydi şimdi ya? Barış'ın yeni numarası mı? Ben hiçbir şey anlamadım. Ben anladım. Orası kesin zaten. Barış'ın derdi neymiş peki? Ne? Ben anladım mı dedim az önce? Sizin anlamadığınız bir şeyi ben nereden anlayayım ki? Yani benim bu konuda konuşmam çok sakıncalı olabilir. Korkem, sen ne konuşursan konuş bizim için çok sakıncalı zaten. Yapma be Zeynep, bu kadar üstüme gelme. Zaten Barış gelince bizim klip işi unutuldu. Canım sıkıldı. Üzülme ajan, o klibi kızlar hayatları boyunca unutamazlar, merak etme. Klip konusunu açtığın iyi oldu Korkut abi. Bu konuda söylemek istediğim bir şey var. Zaten beni bir tek sen anlıyorsun Zeynep. Çok beğendiğini söyleyeceksin değil mi? Hayır berbat. Anlaşılan bu işi tek başına çözemeyeceksin. Bundan sonra senin asistanlığını yapmaya karar verdim. Artık ben olmadan o kameraya dokunmak yok. Çimbalı Tarantino, size kolay gelsin, ben bir duş alacağım. Adamı kapıdan kovuyorsun, bacadan giriyor. Saçmalama Yasemin. Noel babam bu. Kapıdan geldi yine işte. Gülçin, esprinin hiç sırası değil şu anda. Bir de hiç komik olmuyor seninkiler. Evet, biliyorum. Ama içimde biri var ve durduramıyorum onu. Kızlar. Ne diyorsunuz şimdi bu Barış'ın söylediklerine? Ne diyeceğiz? Kesin gene bir planı vardır. Ya aslında dedikleri pek de saçma sayılmazdı. Yani olayların bu hale geleceğini düşünememiş olabilir. Eren'cim bak, ne olur kendini kaptırma tekrar. Ne olur ya, hem Barış bu. Ne yapacağı belli olmaz, güvenilmez ki ona. Belki de siz haklısınız kızlar. Hiç bilmiyorum. Kafam çok karışık. Geceler kızlar. Hangi galaksidesin söyle bakalım. Hiçbirinde. Ama şu anda Barış'tan uzakta herhangi bir yerde olmayı çok isterdim. Eren'cim, ne olursun kafana bu kadar takma bu konuyu. Bilmiyorum Yasemin. Gerçekten hiç bilmiyorum. Aşk acısı dedikleri böyle bir şey galiba. Ne yaparsam yapayım içimden atamıyorum. Uyurken bile yüreğimde bir sızı oluyor. Susturamıyorum. Susturma zaten. Yüreğinin sesini dinle. Dinle ki içindeki zehri at. Ben de işledim aynı şeyleri. Ve inan bana, yüreğin dinlemekten başka hiçbir şey işe yaramıyor. Yasemin, sen şu hikayeni bize hiç anlatmadın. Kim bu çocuk? Niye bu kadar kırgınsın? Boş ver şimdi bunları. Seni şimdi dinlenmen lazım. Yat uyu biraz, tamam mı? Ama uykum yok ki. Senin mi uykun yok Eren? Eren'cim, nasıl ki dünyanın %70'i suysa, senin de %70'in uyku. Şimdi güzelce uyumaya çalış, tamam mı? İnan bana her şey çok güzel olacak. Tamam. Elimden geleni yapacağım. Yasemin. Efendim canım. Teşekkür ederim. Ne demek ya? Sen benim kardeşimsin. Bak bu
de yakın plan. Yakın plan. Samimi plan yani. Sıcakkanlı, içten. Ben bunu anladım. Aynı Yasemin gibi. Of Korkut abi, of. İki dakika Yasemin ablayı çıkart aklından ya. Çıkaramıyorum ki Zeynep. Değil iki dakika, bir dakika bile çıkaramıyorum. Şimdi sen bu klibi çekip Yasemin ablaya etkilemek istemiyor musun? İsterim tabii de etkilenir mi ki? Etkilenmez olur mu Korkut abi? Kızlar karizmatik yönetmenler bayılır. Ben de karizma var. Demek ki bir de yönetmen olursam Yasemin bana bayılır. Gördün mü bak? İşte bunun için beni dikkatle dinle. Bak. Bu da geniş plan. Geniş plan. Belli zaten. Bayağı geniş plan. Böyle karşısına geçip of, oğlum sen adam mısın desen aldırmaz. Çok geniş mesleki, kişiliksiz bir plan. Of Korkut abi of. Al bu kitabı baştan oku. Ben yatıyorum. İyi geceler. Yok. Bu Barış resmen Eren'in psikolojisini bozmaya çalışıyor. Kızın aklı zaten beş karış havadaydı. Şimdi Barış'ın yüzünden dünyadan ayrıldı kız. Barış gibi erkekle anlamak imkansız. Keşke yanında bir de kullanma kılavuzu verseler. Sen kime mesaj çekiyorsun bakayım bu saatte? Emre'ye. Bugün aşırı tepki gösterdim galiba. Yarın okulda buluşalım falan yazdım. Ya Cemre, karışmayayım diyorum ama bence Emre'nin değerini bil. Bak aramızda doğru düzgün bir şeyler yaşayan tek kişi sensin. Emre çok iyi birisi. Onu da kaçırma. Sen bana diyeceğine kendine bak. Mert de çok iyi bir çocuk ama daha birbirinize açılamadınız bile. Ben elimden geleni yaptım. O kadar şarkı sözü yazdım. Daha ne yapalım? Bundan sonrası ona kalmış. Kızım, çocuğa gittin durdur diye şarkı sözü yazdın. Nasıl açılsın çocuk artık? Eskiden seni görünce kekeliyordu. Şimdi ağzını açmaya korkuyor çocuk. Haklısın. Galiba Mert'e karşı olan duygularımı biraz daha göstermem lazım. Ha şunu bileydim. Aldık değil mi? Hmm. Evde bu kadar eşya varken hazır ol da mı bekleyeyim? Hazır ol da beklemene gönlüm el vermez. En iyisi sen al şunları. Camları bir güzel sil. Hem senin içinde bir değişiklik olur. Oh açılırsın. Sağ ol canım. Böyle bir değişiklik beni bozar. Hmm. Bu işler beni açar. Eyvah, uçan süpürge kabusu geri dönmüş. Hem de nasıl? Üstelik bu sefer fazla uçmuş. Minderlere bile oturamıyoruz. Çok konuşacağınız da bir işe yarayın hadi. Kaç gündür temizlik yapamıyorum. Şu evin haline bak. Ya abartma Cemre. Alt tarafı iki tane toz birikmiş. Seni gören de evi belediye bastı sanacak. Sen gidip Şeren'i uyandırsana. Ne uykusu bu saatte? Ya odada yok Ceren. Buradadır diye geldim ben de. Burada da yok. Nerede peki bu kız? Kızlar ben okula dans çalışmaya gidiyorum. Beni merak etmeyin Eren. Oo. Bu işe el koymanın zamanı geldi. Evet. Ay bu Vaxi single işi beni o kadar heyecanlandırdı ki. Bütün gece gözüme uyku girmedi. Bütün gece ayna karşısında paparazzilere verecek pozları düşündüm. Bakın şöyle. Alev, o kadar çok poz verirsen Allah korusun yüzün eskir. Özel asistan olarak buna asla izin veremem. Daha da özel asistan olarak ben hiç izin veremem. Hatta yasaklıyorum. Yok paparazzi falan. Bana bakın balkabakları. Şu zorlu ve çetin albüm süresi boyunca sinirlenmemeliyim.
Çünkü sinirlenirsem bağırıyorum ve bu da sesime zarar veriyor. Bu yüzden beni sinirlendirmeyin. Sakin ol Alev. Bak buraya yazıyorum. Alev sinirlenmeyecek. Kızım sen yazana kadar ben çoktan yazdım. Antiteknolojik. Ah Barış'ın iyi ki geldin. Ben de bu bal kabakları yüzünden sinir krizinin eşiğinde ısınma turları atıyordum canım. Ama seni görünce keyfim yerine geldi doğrusu. Ama söyleyeceklerim keyfini kaçıracak. Ben anlaşmadan çekiliyorum Alev. Bundan sonra ortaklık falan yok. Ne? Barış sen neler söylüyorsun? Ortaklık biter diyorum Alev. Artık senin oyunlarına alet olmayacağım. Buraya kadar. Bundan sonra ben yokum. Paranı da en yakın zamanda ödeyeceğim. Sen kim olduğunu sanıyorsun ha? Beni nasıl böyle yüzüstü bırakıyorsun? Sen kim olduğunu sanıyorsun ha? Kim olduğunu söyleyeyim mi? Sen bir hiç. Hele o Dalton dediğin kızların yanında koca bir hiç. Kötüye gitmeye başladı. Ya bu kız daha birkaç gün öncesine kadar fotosentez yapar gibi uyurdu. Şimdi erkenden kalkıp okula gidiyor ya. Evet ya, acilen bir çözüm bulmamız lazım. Bu işlerden iyi anlayan birine danışmamız lazım. Ama kime? Loku mu? Şimdi dürüst olalım. Aramızda aşk konusunda yüksek lisans yapan tek kişi sensin. Anlarsın sen bu işlerden. Hı? Ne alakası var ya? Hem nereden anlayacakmışım? Kızım, sana boşuna mı o konuda diyoruz? He. Geçen sene ayın 9'unda, 19'unda, 29'unda sevgili eşine sen değil miydin? Vay. Ya milli piyango çekilişi yapar gibi sevgi seçiyordun ya. Bir şeyler kapmışsındır. Söyle bakalım ne yapmamız lazım? Ya kızlar, abartının da bir sınırı vardır değil mi? Ayrıca da sizin de dediğiniz gibi sadece seçip beğeniyordum. Bir şey mi yaşıyordum yani? Ya nazlanma Gülçin ya. Hadi Eren için. Hadi. Aslında aklıma bir şey geldi. Heh. Kızlar, aşk yarasını tedavi edebilecek sadece bir şey vardır. Neymiş o? Yeni bir aşk. Bu işlerde anlamayana da bak. Doğru ya. Eren'in aklına başkasını sokarsak Barış'ı da unutur. İyi de kimi? Bize şöyle yakışıklı, karizmatik, başarılı bir adam lazım. E o kadarını da siz bulun artık. O zaman birimiz hepimiz... Hepimiz Eren'e çöp çatanlık yapacağız. Eren'cim merhaba. Merhaba hocam. Kusura bakmayın hocam, dağılmışım biraz. Önemli değil Eren'cim. Cemre'ler yok mu? Ben erken çıktım hocam. Birazdan gelirler herhalde. İyi. Cemre gelmeden seninle konuşmak istiyorum. Ne hakkında hocam? Eren. Ne oldu hocam? Yoksa kötü bir haber mi? Murat. Murat mı? Evet, Murat döndü. Bana uğradı. Cemre'yi tekrar kazanmak için bir şeyler yapacağını söyledi. Ama bu çok kötü bir durum. Cemre Murat'ı görürse... Biliyorum. Ben Murat'ı ikna edemedim. Belki siz bir şeyler yapabilirsiniz. Diğer kızlara da anlat haberleri olsun. İyi de ne yapabiliriz ki hocam? Bilmiyorum Eren. Bilmiyorum. Umarım Cemre ile karşılaşmazlar. Karşılaşırlarsa olacakları düşünmek bile istemiyorum. Hiç kimse beni yüzüstü bırakamaz. Eğer bir yüzüstü bırakılacaksa ben bırakırım. Alev sakin ol ne olur. Maxi single kısılacak sonra. Maxi single ne olacak? O Maxi single senin başında paralansın Esra. Umrumda mı sanıyorsun? Barış bunu bana nasıl söyler ya? O Dantonlarla beni nasıl kıyaslar? Yapacak bir şey kalmadı. Acil durum silahını devreye sokuyorum. Buna mecburuz. Alevciğim bak sana ne diyeceğim. Fransa'dan yeni bir kreasyon gelmiş. Elbiseler hem çok şık hem çok pahalı hem de sınırlı sayıda. Hemen gidip almamız lazım. Ne dersin? Ne elbisesi Esra ya? Bu da işe yaramadı.
başvurum çok ciddi. Bir şey yapmam lazım. O Daltonların işini bozacak bir şey yapmam lazım. Vallahi Alev, işimiz zor. Okul da kapandı. Daltonları doğru düzgün göremiyoruz bile. Doğru. İşte bu. Madem Daltonları göremiyoruz, biz de onları görebileceğimiz bir yere gideriz. Nereye? Tabii ki kayıt yapacakları stüdyoya canım. Mükemmel miyim ne? Ya. Ne o? Beğenemedin mi? Kızım, sen iyi alıştın ha evi not bırakıp gitmeye. Bak bir kere daha yaparsan kadını haykırışı programına başvuracağım ve ev arkadaşım kayıp diyeceğim. Canım uyku tutmadı, çalışayım dedim. Ne var ki bunda? Hem siz niye geldiniz ki? Oho kızlar, bu yine uzaydan canlı bağlantı halinde. Eren, bilmem farkında mısın ama biz bir grubuz. Çalışmaya geldik Eren. Çalışmaya mı? Ne gerek var canım? Ya ben çalıştım işte. Hadi hemen eve gidelim. Eren, ne oluyor ya? İttirip durma. Eren sen de hakikaten uzaylı mısın desin anlamadım ki. Ya sabahın köründe evden kaçıyorsun, sonra da eve dönelim diye tutturuyorsun. Ya benim zaten hiç çalışasım yok kızlar. Siz karar verin ne yapacağınıza. Benim bir işim var, haber verirsiniz. Eren, ne arıyor? Kızlar, çok önemli bir şey oldu. Ne oldu? Murat dönmüş. Hangi Murat? Cemre'nin Murat. Ya bana da Banu Hoca söyledi. Cemre'yi arıyormuş. Adama bak ya. Sen hem kızı yalnız başına bırak Amerikalara git. Ondan sonra da tam kız kendini toplamışken geri dön. Hele bir Cemre'nin karşısına çıkmaya çalışsın o. Ben onu ne yapacağım çok iyi biliyorum. Ne yapacaksın Yasin? Görürsünüz. Gel. Merhaba hocam. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Önemli değil Alev. Seni de böyle kabul ettik artık, ne yapalım? Bu sefer neden geldin? Hocam, Cemre, Eren, Gülçin ve Yasemin arkadaşlarımız albüm çalışmasına başlıyorlar ya. İyi, başlasın. Sana ne bundan? Bu sefer de vokalistliğe mi niyetlendin? Yok hocam. Başarılar dilemek için arkadaşlarımıza çiçek yollamak istiyorum da. Ama hangi stüdyoda çalıştıklarını bilmiyorum. Adres almaya gelmiştim. Çiçek mi göndereceksin? Hayırdır Ali? Son günlerde pek bir iyi niyetlisin. Kafana saksı falan mı düştü? Aşk olsun hocam. Ben zaten Melek gibi bir kızım. Çok yanlış tanıyorsunuz beni. Peki Melek kızım. Onlardan niye istemedin stüdyonun adresini? Sürpriz. Sürprizi kaçar hocam. İyi. Al bakalım. Şurada stüdyonun telefonu yazılı. Teşekkür ederim hocam. İyi günler. Anne? Anne ne oldu? Barış oğlum. Tamam anneciğim, tamam. Sakin ol. Anlat şimdi ne oldu? Başka bir protesto daha geldi. İki haftaya kadar ödemezsek haciz gelecekmiş. Ne haciz ya? Hani başka borç yoktu? Baban öyle demişti ama varmış. Bu sefer de 1,5 milyar. Öncekini zar zor ödedik. Şimdi bu kadar parayı nereden bulacağız? Tamam anne. Sen sıkma canını. Ben bir yolunu bulacağım, tamam mı? Babamla da konuşacağım. Anlayalım bakalım neymiş. Neymiş bu işin gerçeği. Gel sen.
Ama Zeynep, sen böyle yaparak benim sanatımı kısıtlıyorsun. Hiç boşuna şikayet etme Korkut abi. Senin yaptığın o tuhaf şey klip olmamış ki. Yasemin belgeseli olmuş. Bir klipte duygu olması lazım. Ritim olması lazım. Tamam işte. Yasemin'e bakınca içimde çok acayip duygular kabarıyor. Kalbim feci bir ritimde atmaya başlıyor. Daha ne olsun? İşte çiçekler geldi. Buz gibi. Alın bakalım. Nasıl gidiyor bakalım? Hiç sorma dayı. Korku abi sınavının mantığını anlatmak, aileme güzel şarkı söyletmekten daha zor. O kadar kötü olamaz be organik şeker. Kötü. Ajan, senden bir ricam olacak. Gülçin, Zeynep'i bu akşam oyalayabilir misin? Oyalayabilirim ama oyalayamayabilirim de. Duruma göre değişir. Aman, hayat böyle mi Mert? Her şey değişiyor. Ajan ne olur ya, Gülçin'le yalnız bir şeyler yapmak istiyorum. Hep kalabalık, hep kalabalık. Tabii gelirse. Merak etme Mert. Zeynep bu gece senin evde olmadığını fark etmeyecek. Sağ ol kardeşim. Az önce şaka yaptım. Mert. Alın mama bir şey söyleyeceğim. Sor abi. Paran var mı? Bir şeyler var, idare ederiz. Olsun. Bak bu da yanımda bulunsun. Ya ne yapıyorsun oğlum? Ya Clark, utandırıyorsun beni. Bu arkadaşlar arasında utanma olmaz. Ya sağ ol. Siz ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? Biz mi? Hiç mi? Biz mi? Hiçbir şey organik şeker. Havadan sudan çok sıcak ya. Onu konuşuyoruz. Evet, çok sıcak. Yani kısacası seni görmeye geldim ama Alev'le karşılaştım ve Alev yine her şeyi birbirine kattı. Emre, gerçekten özür dilerim. Biraz gergindim, tepkimi kontrol edemedim. Neyse, olay açıklığa kavuştu. Önemli olan bu. Bir an yine eskiye dönüyoruz diye çok korktum. Ne olur eskiye dönersek? Ben artık eskiye dönemem ki. Her şey çok değişti. Ben çok değiştim. Hayatımda ilk defa bu kadar mutluyum. Mutluluğun ne olduğunu bile unutmuştum. Şimdi hatırladıktan sonra geri dönmeme imkan yok. Benim de. Öyle bakma bana. Niye? Öyle bakma işte. Ya o kadar garip ki. Kendi başıma yaptığım hiçbir şeyden tad almaz oldum. İzlediğim filmleri, dinlediğim şarkıları, tanıdığım insanları. Her şeyi seninle paylaşmak istiyorum. Sensiz hiçbir şeyin anlamı yok. Niye susuyorsun? Gitmem lazım. Tamam. O zaman anlaşalım. Kayıttan sonra ne yapıyorsun? Hiç. Niye? Sana bir sürpriz yapmak istiyorum da. Tabii izin verirsen. Neymiş? O kadarını da akşam görürsün. İyi tamam. Akşam görüşürüz. Tamam. Acaba? Kim? Kim olacak Murat? Vallahi olur mu olur. Murat bu kafasına takarsa her şeyi yapar. Adam mezun olur olmaz Amerika'ya gideceğim diye tutturdu ve gitti. Şimdi Cemre'yi bulmaya niyetliyse? Tebrik ederim Eren. Yine içimi ferahlattın. Cemre Emre'yle şu anda. Murat yanlarına yaklaşmaz gibi geliyor. Vallahi sana öyle geliyor canım. Bence tam tersi. O zaman da iyice gaza gelir ve ne yapar ne eder Cemre'nin karşısına çıkar. Ne yapacağız ya? Vallahi şimdilik gözümüzü dört açmaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Alo, Stüdyo Hit mi? Ben Alev Çelik.
yarından itibaren 2 aylığına stüdyonuzu kiralamak istiyorum. Ne kadar boş saatiniz varsa. İyi günler. Bu işi de şık diye hallediverdim. Mükemmel miyim ne? Alev, senden korkulur. Vallahi. Planımız şu kızlar. Bundan sonra sen şu midaltonundan sorumlusun. Sen de Kıvırcık Dalton'dan. Alev, Kıvırcık Dalton hangisi? Arzu, beni delirtme. Hangisi olacak? Saçları kıvırcık olan işte. Anladım. Gülçin. Heh, inanmıyorum Arzu. Bu sefer anlaman ne kadar kısa sürdü. Neyse, ben de obsesif Dalton'la uzaylı Dalton icabına bakacağım. Uzatın bakayım elinizi. Daltonları affedeceğimize yemin ediyor muyuz? Ediyoruz. Ediyor muyuz? Şimdi ettik yani. Ha. Esra, siz hiç film seyretmez misiniz canım? Seyrederiz tabii. Ben de Shrek 3'ü seyrettim. Sizin yüzünüzden şöyle filmlerdeki gibi bir kötü kız sırrı yaşayamadım gitti. Sinirlenme Alev. Sakin ol, sinirlenme. Yemin ediyor muyuz kızlar? Ediyoruz. Ediyoruz. Filmi el atmakla en iyisini yapmışsın Zeynep. Zaten Korkut'un hakkından gelsen sen gelirdin. Biliyorum Gülçin abla. Ama bu arada ödevi de unutmuş değilim. Sahi Zeynep. Bugünün talihli çifti kim bakalım? Sıradaki çiftimiz... Yasemin ablayla... Eren abla. Eren mi? Olmaz. İtiraz ediyorum. Oyun bozanlık etme Zeynep. Oğlum yapma. Yasemin'le benim çift olmam lazım. Koç abi, ben de kimseyle eşleştiremem ki. Sen eşsiz bir insansın. Hı-hı. Seni tek başına inceleyeceğim. Alacağın olsun organik çikolata. Nasılsa çekimlerde beraberiz. Ben sana bunun hesabını sormayacağım mı? İçecek bir şeyler isteyen var mı? Dur ben de geleyim. Aman gecikmeyin ha. Sakın gecikmeyin. Ya Zeynep, niye ben Yasemin'le çift olamıyorum? Onu bana sorma Korkar. Onu Louis Lane'e sor. Louis Lane kim? Nerede bu kadın? İki Frozen alabilir miyiz? Tabii, veriyorum. Gülçin, bu akşam seni dışarı çıkaracağım. Çıkaracağım mı? Benimle gelir misin demek isterken dilin suçtu herhalde. Yo, bence artık bunun vakti geldi de geçiyor. Bence de. Ne? Yok bir şey mi? Sen devam et. Her neyse, daha fazla uzatmanın bir alemi yok. Kayıttan sonra çıkıyoruz, haberin olsun. Çıkıyor muyuz? Evet. Tamam Mert, sakin ol. Ne güzel rahat rahat kurulmuşsunuz. Sanki albüm biz değil de İlyas Efendi yapıyor. Hadi kalkın bakalım, stüdyoya gidiyoruz. Hadi. Yer böyle. Kızlar, kesin süper bir albüm olacak. Merhaba arkadaşlar. Ben de sizi bekliyordum. Ben prodüktörünüz Burak. Mert. Merhaba. Gülçin. Memnun oldum. Yasemin. Merhaba. Zeynep, memnun oldum. Hoş geldin. Cemre. Memnun oldum. Hoş geldin. Eren. Gelin size stüdyoyu gezdireyim. İşte arkadaşlar, pek çok ünlü şarkıcı ve grubun albümlerini burada hazırladık. Yani bu oda stüdyomuzun kalbi. Bahsettiğiniz şarkıların altyapılarını getirdiniz değil mi? Getirdik. Çünkü bugün kayda başlamamız gerekiyor. Hepsi burada. Müsaadenizle. Kızlar, bu Burak. Eren için aradığımız kan olmasın. Ay, iyi birine benziyor. Yakışıklı da. Durun ya, hemen karar vermeyelim. Barış da iyi birine benziyordu. Sonra gördük neler olduğunu. Şşt, beğen duyacak.
Duymaz da duymaz. Baksana dalmış gitmiş. Burayı uzay üstü sandı herhalde. Teknolojik falan ya. Evinde zannetti kendini. Buraya dönüş. Tamam. Hani bensiz bir hiçim, nefes bile almak zor derdin. Ben senin her şeyindim yalan. Gözün görmez başkasını, senle ben. Nerede hazırladınız bunları? Evde, kendi stüdyomda. Güzel. Beste güzel. Ama altyapı biraz yetersiz. Birkaç bir şey eklememiz gerekecek. Bence gayet iyi. Yani dinleyen herkes beğeniyor. Ya peki biz kayda ne zaman gireceğiz? Hemen. Hemen mi? Hemen mi? Tamam, telaş yok. Deneme kaydı alacağız sadece. Yani bir seslerinizi duymak istiyorum. Tamam. Sesleri zaten yani ben denedim. Ayrıca beraber kaydı yapıyoruz. Yani onlarla çalışıyoruz. Hı-hı. Olsun. Bir de ben bakayım, garanti olsun. Sizi okuma odasına alalım arkadaşlar. Açma. Emre, bir kilometrede gözüm kapalı yürütüyorsun beni ya. Çok az kaldı. Sabret. Şimdi açabilirsin. İnanmıyorum. Nasıl? Beğendin mi? Emre, bu rüya gibi. Senin gibi. Çatı altında, hepsi bir arada.